Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dostlar iyisinizdir inşallah arkadaşlar Angora Gold ipimizde güzel bir şal modeli paylaşacağım sizlere bugün bu renk çok güzel çok tatlı bir renk arkadaşlar daha önce yaptığım bir siparişten artan ipimdi ara ara böyle modellerimi yaparken kullanıyorum sadece elimde bu kadar kaldı bunu değerlendirmek istiyorum renk ne olsun bakın burada görüyoruz şöyle göstereyim 391 Hemen, ben şimdi angora iple yapacağım ama her türlü iple de yapılabilecek güzel bir model arkadaşlar hangi ipi seviyorsanız hangi ipi tercih ediyorsunuz ediyorsanız onunla yapabileceğiniz güzel şık bir model üçgen şal olacak alt kısmından başlayıp yukarıya doğru ilerleyip gidecek arkadaşlar modelimiz uç kısmından başlamak için hemen şöyle 3 numara tığım var elimde. Hemen bir başlangıç yaparak ilerleyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 6 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 Şöyle azıcık da birazcık da yaklaştırayım şöyle evet. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim ve hemen şöyle ilk zincirime batarak küçük bir halka elde ediyorum arkadaşlar bakın şunu da şöyle kapatayım üzerine doldurarak kaybedeceğim arada 1 2 3 zincirle yukarı çıktım tığımı doladım arkadaşlar halkamın içine bir tane üçlü trabzan yaptım araya iki zincir tığımı doluyorum hemen yanına bir iki trabzan daha yaptım iki zincir çekiyorum bakın bu ipi de bu şekilde kaybediyorum burada azıcık kaldı zaten iki zincir daha çektim aynı halkamın içine iki tane daha yan yana trabzan yapacağım trabzanlarımı üçte yapıyorum arkadaşlar yani şu şekilde batıyorum bir iki üç seferde çıkarıyorum bu şekle üçlü trabzan diyoruz. Yeni örgüyü öğrenen arkadaşlar için anlatmak istedim bir kez daha. Bakın arkadaşlar 6 zincirle küçük bir halka yaptık. 3 zincirle yukarı çıktık. Halkamızı birleştirdikten sonra 3 zincirle yukarı çıktık. Hemen zincirimizin yanına bir tane üçlü trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. 2 tane yan yana üçlü trabzan yaptım. İki zincir daha çektim 2 tane de bu tarafa üçlü trabzan yaptım 2 tane şimdi örgümüzün başlangıcı bu şekilde ve biz buradan hemen bir zincir çekelim örgümüzü döndürerek şu kısma giriyorum arkadaşlar bakın bu şekilde hop kaydırıyorum 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum örgümüzün burası sağ köşesi diyelim arkadaşlar araya 2 zincir tekrar yan yana iki trabzan daha burası burası örgümüzün şalımızın sağ köşesi şurası da sol köşesi olacak ee, sağ köşeyi yaptıktan sonra 5 tane zincirimiz var çekelim 1 2 3 4 5 zincirimi çektim tığımı doladım geçtim karşı köşeye oranın da köşesini yapalım bir trabzan yanına bir tane daha üçlü trabzan araya 2 zincir tığımı doladım yanına tekrar arkadaşlar buna balık sırtı da deniliyor su taşı da deniliyor şu kenardaki yaptığımız e, örgü tekniğine balık sırtı diyenlerimiz var su taşı diyenlerimiz var şu ipin ucunu buradan hop keselim bize i̇şte orada böyle çirkinlik yapmasın örgümüz düzgün dursun evet Modelimizin ilk sırası da burası arkadaşlar. Buradan tekrar hemen dönüş yapalım. Bir zincir çektim ve döndüm. Buradaki iki zincirli kısma geçip kaydırdım ilmeğimi. Bir, iki, üç zincir. Doluyorum. Tekrar buraya bir trabzan yaptım. Araya iki zincir. Tekrar diğer trabzanımı da yaptım. Yanına bir tane daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim şu ortaya bir tane sık iğne ile bunu buraya bağladım 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım karşı tarafa geçtim köşeyi bildiğiniz gibi yapacağım Evet bir zincir çektim döndüm 1 2 3 zincir araya 2 zincir şöyle ipimi birazcık çekeyim şurada ipler tüylü olduğu için gelmesi zor oluyor bazen Bakın arkadaşlar modelimizi şurada kurmuştuk. 2. sıramızı da yaptık. Şimdi 3. sıramız için buradayız. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir yan tarafa battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim köşeye geldim bakın köşeyi yapıp döneceğim köşemi yaptım arkadaşlar şimdi gene burada 1 2 3 4 5 zincirim var çektim şu önümdeki kısma sık iğne ile bunu buraya sabitledim burada ne yapıyoruz hiç zincir çekmeden tığımızı doluyoruz arkadaşlar şu orta kısma giriyorum buraya yan yana 3 tane trabzan yapacağım şimdi bir tanesini yaptım 2 bu da üçüncü trabzanı araya 1 2 3 zincir tığımı doluyorum aynı yere batıp 3 trabzanda da buraya yapacağım örgümüz gerçekten çok kolay arkadaşlar çok da güzel ilerliyor çabuk ilerliyor ve ee, Yapılışı kolay, çabuk ilerliyor. Duruşu da çok güzel, kullanışlı bir model. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra şu yan tarafa, bakın hiç zincir yok, tığımın üzerine de dolamıyorum. Direkt şu kısma girip sıkı iğneyle bağlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var çekiyorum. Şu kenarlara geldiğimizde arkadaşlar, hem kenar kenardan sonraki bağlantımızda hem de ee, sıramızı bitirip de kenara geçtiğimiz şu bağlantılarda sürekli 5 zincirimiz var bu modelimiz için. Hemen şu kenarı yapalım. Hızlı geçeyim. Aa, pardon. Hızlı geçeyim derken oraya üçüncü çiğ de yaptım. Evet kenarımızı da yaptık. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? gene 5 tane zincirimiz var. 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Önümdeki şu boşluğa sık iğne ile bağladım. Burada 1, 2, pardon 1, 2, 3. 3 zincirim var arkadaşlar. 5 zincirle buraya sık iğne ile bağladım ve 3 zincir çektim. Tığımı doluyorum. Şu boşluğun içine giriyorum. Buraya şimdi fıstık dolgusu yapacağım. Fıstık dolgusunun sayısını arkadaşlar elinizdeki ipin ince ve kalınlığına göre ayarlayın. Benim elimde angora ip olduğu için ben 5 belki de 6 dolgu yapacağım. Bir başlayayım. 1 2 3 4 5 5 dolgu yeter mi? Evet, gayet güzel. 1 2 seferde kapatıyorum arkadaşlar. Fıstık dolgumu 5 seferde yaptım, kapattım. 1 2 zincir çekiyorum araya. Hatta 3 çekelim de gergin olmasın. 3 zincir çektim, doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapacağım. 1 2 3 4 5. Fıstığımı 1 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip son ve 3. fıstığımı da yapıyorum. 1 2 3 4 5. 2 seferde kapattım. Aynı aynı noktaya 3 tane fıstığımızı yaptık. Bakın 1 2 3. 3 fıstığımı yaptım. 1 2 3 zincirimi çekip hemen gene şuraya sık iğneyle bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle köşeme geçtim. Köşemi yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar köşemizi döndük. Aslında modelimiz çıktı. Ama modelimizin şimdi daha ilerlemesi için buraya ve şuraya da modellerimizi yapmaya başlayalım. Kenarımızı yaptık döndük. Burada hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincirimiz var. Çektik zincirimizi arkadaşlar. Hemen şu noktaya batıyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane fıstığım var. En ortadaki fıstığın şu tepe noktasına sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4 5 zincir yan tarafa geçip şuraya batıyorum 1 2 3 4 5 zincir tığımı doluyor dolamadan Pardon şu yan tarafa geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir bu sefer tığımı doluyorum geliyorum kenarımızı yapmaya ne yaptık bakın burada zincirlerle geçiş yaptık aynı zamanda bir sonraki modelimizin zeminini de hazırladık dönüşte bir tanesini şuraya yapacağız modelimizin bir tanesini de buraya yapacağız arkadaşlar köşeye dönüp geleceğim Evet arkadaşlar köşeyi döndüm 1 2 3 4 5 zincir çektim şu boşluğa battım Burada hiç zincir çekmiyoruz. Tığımızı direkt dolayıp şu kısma geçip buraya şimdi şöyle şuradaki yaptığımız trabzanlarımızı buraya yapıyoruz arkadaşlar. İlkini yaptım. Yan yana üç tane yapmam gerekiyor. Bir oldu. 2 ve üçüncüyü de yaptım. Araya 3 zincir. 1 2 3 zincir. Doluyorum tığımı, geçiyorum yan tarafa. 1 2 3 tane trabzanımı da buraya yaptım ve hiç zincir çekmeden şuraya giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum arkadaşlar burada 1 2 3 zincir çekip tekrar şu kısma yandaki kısma sık iğne yapıyorum Aslında buraya da 5 çekelim arkadaşlar 3 4 5 zincir yan tarafa geçiyorum Bakın bu şekilde Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Şu boşluğa tekrar burada yaptığımız şuradaki yaptıklarımızın aynısını buraya yapacağız. Bir trabzan. 2 3 Araya 3 zincir. Tığımı doladım. 3 trabzan da bu tarafa yapacağım. Üç trabzanı yaptım. Şu kısma sık iğneyle sarp sabitleyeceğim. Evet. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı doladım. Geçtim köşeye. Ne yaptığımıza şöyle bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten bu ipimize de harika durdu modelim. Güzelliğine bakar mısınız? Köşeyi yapıp döneceğim. Evet, köşemizi yaptık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya battık. Burada hemen birazcık ipimi açayım arkadaşlar şu yandan. Evet. 5 zincirle buraya sık iğne ile battıktan sonra 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu kısma fıstıklarımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 defa doldurdum. 1 2 seferde kapattım. ilk fıstığımı yaptım. Bakın 3 tane fıstık yapmamız gerekiyor. Araya 1 2 3 zincir çektim. Tekrar diğer fıstığımı yapacağım. 1 2 3 4 5. Hemen fıstığımızı kapattım. 1 2 3. Son fıstığımı da şuraya yapayım. O kadar çabuk ilerliyor ki arkadaşlar gerek kendinize gerek hediyelik veya sipariş işler yapıyorsanız arkadaşlar kesinlikle bu modelimizi değerlendirin derim çok güzel bir model olduğunu söylüyorum arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim şuradaki kısma şöyle sık iğne ile battım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım bu boşluğa girip tekrar buraya fıstıklarımızı yapacağız bakın 1 oldu 2 3 4 5 1 2 3 zincir kim sevmez ki böyle kolay modelleri yapmayı değil mi arkadaşlar çok çabuk ilerleyen modellere bayılırız biz örgücüler hemen olsun bitsin isteriz işimizi bu da aynen o modellerden bir tanesi kapattım 1-2-3 zincir. Şuraya geçip battım. 1-2-3-4-5 zincir. Tığımı doladım geldim. sol köşesine örgümüzü. Şuradan 2 zincirini çekip 2 trabzanla da yapalım. Bakalım nasıl bir şey oldu bizim örgümüz. Şöyle birazcık ipimi çekeyim şuradan. Tığımı da aldım. Ay çok güzel durdu ya arkadaşlar. Şöyle bakın harika. İpimin rengi çok değişiyor. Bakın şu renk tam rengi ipimizin ama masanın üstüne koyduğum zaman sanki böyle gri tonlarındaymış gibi duruyor. Çok güzel arkadaşlar. Ben bu şekilde birazcık daha yapacağım, döneceğim. Evet arkadaşlar. İki sıra daha yaptığım döndüm modelimizi. İşte modelimizin duruş hali budur arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim belki kenarlarının batma yerlerine falan yakından bakmak istersiniz. Şöyle bakın. Çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi çok çabuk ilerliyor. Kenarına dilerseniz saçak yapabilirsiniz. Püskül dediğimiz, saçak dediğimiz. Şu kısımlara, şöyle şurada zincirli kısımlar var artık arkadaşlar. Hani üç zincirle dönüyoruz ya şu yukarıya doğru. Bakın, şu ara kısımlardan saçaklarınızı takabilirsiniz. Veya kenar oyaları var, kanalımda da var, kendi bildiğiniz de olabilir. Herhangi bir kenar oyası da yapabilirsiniz. Her türlü şekilde şalımız zaten güzel güzelliğine de bir güzellik daha katacaktır diyorum. İki tarafı da kullanışlı arkadaşlar. Önü arkası diye bir şey yok. Her iki tarafı da kullanılabilecek bir model örgümüz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Abone olup beğeni yorumda atarsanız çok sevinirim. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalın. Hoşça kalın dostlar.